Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf yüzde konulumuzda sizlerle beraberim. Yüzde kavramı genellikle problemler bölümünde öğrencilere biraz zor geliyor, karışık geliyor. Biz problemler bölümünü başka bir videoda ele alacağız. İlk önce bundan evvel sizlere yüzde kavramı hakkında bir şeyler anlatmak istedim. Yüzde ne demek? Önce onu anlayalım. Bir bütünün yüz eş parçasından birini veya bir bölümünü gösteren sayıya o çokluğun yüzdesi denir. İkinci açıklamamızda ekranı biraz daha büyütüyorum. Evet kesirlerin paydasının 100 olması gerekiyor. E, paydası 100 olmayan kesirleri genişleterek veya sadeleştirerek paydayı 100 yapabiliriz. Bunu az sonra alıştırmalar bölümünde sizlere anlatacağım. Kısaca yüzde sembolü bu şekilde gösteriyoruz ve okurken de yüzde diye okuyoruz. Şimdi alıştırmalara yavaş yavaş başlayalım. Birinci alıştırmamız aşağıdaki kesirleri yüzde sembolü ile gösterelim. Birinci alıştırmayı ben e, önceden yazdım. Bakın paydamız 100. Yüzde 14. Zaten okurken de kesirimizi böyle okuyorduk. Ve onu nasıl gösteriyoruz? Yüzde 14 şeklinde yazıyoruz. Yüzde 1. Nasıl yazmalıyız bunu? Hemen sembolümüzü yazıyoruz. Ve yüzde 1 olarak yazdım. Yüzde 70 Evet yüzde 70 bu şekilde gösterebiliyoruz. İkinci alıştırmamızda yüzde olarak verilen kesirleri bu kez Kesir çizgisiyle gösterelim. Yine birinciyi önceden hazırladım. Yüzde 19 bakın ne yaptım. Kesir çizgimi çektim. Payda'yı 100 yazdım ve pay kısmına 19 yazdım. Yüzde 3 hemen kesir çizgimi çekiyorum. Paydamız 100. Pay 3. %98 yine aynı mantık. Paydamız 100. Pay 98. Ve %98 diye okuyoruz. 40, %47. Paydamız 100. Ve pay 47. Evet bu bölüm kolaydı. Şimdi biraz daha değişik olanlara geçelim. Ondalık kesirleri yüzde olarak nasıl gösterebiliyoruz? Hani ondalık kesirleri hatırlarsanız işte sıfır tam yüzde otuz dört, sıfır tam yüzde altmış Bu şekilde okuduğumuz kesirler vardı. Hemen gösterelim. Bakın birincisini önceden yazdım. Sıfır tam yüzde otuz Zaten virgülden sonra 2 basamak olduğunda biz onu yüzde diye okuyorduk ondalık kesirleri. Böyle olduğunda işimiz kolay. Ne yaptık? 34 olarak yazdık. Bakın burada da sıfır tam yüzde altmış diye okunuyor zaten bu ondalık kesir ve bunu yazarken 68 olarak yazıyoruz Peki diğer kesrimiz 0 tam onda 9 bakın bunu yüzde olarak okumadım Nasıl okudum nasıl okunuyordu 0 tam onda 9 olarak okunuyordu Yüzde diye okumak için iki basamak gerekiyordu virgülden sonra Ama bir basamakta Rakam yok Ne yapıyoruz Buraya kendimiz bir 0 ilave ediyoruz Şimdi oldu. 0 tam %90. Ve bu şekilde %90 olarak yazıyorum. Şimdi bunu öğrenciler bazen hata yapıyorlar. Buradaki 0'ı şöyle kapatayım tekrar. Bu şekildeydi kesrimiz. Ne yapıyorlar? %9 olarak yazıyorlar ve yanlış gösteriyorlar. Bu şekilde hata yapmayalım. Diğer kesrimiz ise 0 tam binde 200 kesri. Bakın bu da binde diye okunuyor. Çünkü niye? 3 basamak var. Yani bir basamak bize çok geliyor şu anda. Onu yüzde olarak göstermek için. Ne yapacağım? Bir sıfırı buradan silebilirim. Daha önceki derslerde hatırlıyorsanız bir sıfırı sildiğimiz zaman ya da bir sıfır eklediğimiz zaman ondalık kesrin değeri değişmiyordu. Bir sıfır sildiğimde sıfır tam yüzde yirmi kesri az önceki sıfır tam binde iki yüz kesriyle aynı değerde değişmediği için bir sıfırı sildim ve artık gösterebilirim. Yüzde yirmi olarak gösterdim. Sıfır tam binde 650. Evet yine bir rakamı bir sıfır silebilirim. Ha Şunu söyleyeyim. Burada sıfır yerine başka bir rakam olsaydı biz bunu ne yapardık? Rakamı silemeyiz. Sadece sıfır olduğunda silebiliriz. Uygulayalım. Ve sıfır tam %65 oldu. Yani bu şekilde %65 olarak gösterebiliyorum. Şimdi bakın sıfır tam onda 3. Yine virgülden sonra bir basamak var. Diğer basamak yok. O zaman iki basamaklı olacağı yüzde diye okumamız için öyle olması gerekiyor. O zaman bir sıfır ilave edebilirim. Değerimiz değişmedi. Yine aynı değerde. Şimdi gösterebiliyorum. Yüzde otuz olarak yazdım. Dört. Aşağıda yüzde sembolü ile verilen sayıları ondalık gösterim olarak yazalım. Bakın. Yüzde on yedi. Ne yapıyoruz? Sıfır tam. %17 iki basamak olması lazım. Virgülden sonra ve zaten 17'yi yazdığımız zaman iki basamak oluyor. %86 0, %86. %80 eee 0, e, %80 ondalık kesir olarak yazdım. Ha şimdi geldik buraya. Buraya dikkat edelim. %6 0, iki basamak olacak. Ve %6 olacak ama bir tane rakam var. O zaman buradaki sayıyı en arkaya yazıyorum. Boş basamağı 0 koyuyorum ve okuyorum. 0 tam %6 bakın. Eğer biz 6'yı hemencik virgülden sonra yazsaydık ve tek rakam bıraksaydık ne olacaktı? 0 tam onda 6 olacaktı. Yani şöyle olacaktı. Ve yanlış yazmış olacaktık. Çünkü buradaki ondalık kesirle bu aynı değil. Bu hatalı gösterim. 0 tam %6 olarak göstermemiz gerekiyor. Bu da aynı. 0 tam %2 olarak yazacağım. Ne yapacağım? Şöyle 2 basamak olması için. 2'yi en sona göndereceğim ve buraya bir 0'ı kendim ilave edeceğim. 0 tam %2 oldu. %88 burada zaten 88 2 basamaklı olarak yazılacağı için 0 tam %88 olarak yazarız. Geldik. Paydası 100 olmayan kesirler. Bunlara uygulayacağımız işlemler. Şimdi aşağıda verilen kesirleri yüzde sembolüyle yazalım. Ama paydası 100 değil. Ne yapmalıyım? Bunun paydasını 100 yapmalıyım. Ya genişletme ya da sadeleştirme yapmalıyım. 5'i 100 yapabilirim. Genişletme yaparım. Ne yaparım? 5'i 100 yapmak için 20 ile çarparım. Evet 20 ile 5'i çarptığım zaman paydamız 100 oldu. Pay aynı mı kalacak? Hayır. Genişletme yaparken ne yapıyorduk? Bu sayıdan bunu da çarpıyorduk. Her iki sayıyı da çarpmamız lazım. 20 çarpı 4 80. İşte kesrimizi genişlettiğimiz zaman yeni hali böyle oldu. Şimdi yazabiliriz artık. Yüzde 80. 33 bölü 50. 50'yi 100 yapmak için ne yapmalıyım? 2 ile genişletmeliyim. 2 çarpı 50 100. Pay 2 çarpı 33 66 oldu. Eşittir %66 olarak yazdım. Aşağıda 10'da 7 kesimiz var. 10 sayısını 100 yapmak için 10 ile çarpmalıyım. 10 çarpı 10 100. 10 çarpı 7 70. Ne oldu? %70 oldu ve o şekilde yazıyoruz. 18 bölü 24. He, şimdi 24'ü hangi sayıyla çarparsam 100 olur? Olmaz. Şimdi 4 ile çarpsam 100 olmaz. 5 ile çarpsam olmaz. 6 ile çarpsam 100 yapamıyorum. Ha, o zaman buradaki kesire 2 işlem yapmalıyım. Yani önce onu biraz küçültmeliyim. Sonra büyütüp 100'e ulaştırmalıyım. 24'ü ilk önce 4 sayısına göndereyim. Çünkü 4 sayısını yapabilirsem 4'ü 100 yapma imkanım var. Evet 24'ü 4 yapmak için ne yapabilirim? 6'ya bölebilirim. Tabii ki üstteki sayıyı da bölmeliyim. 24 bölü 6 4 18 bölü 6 3 Yeni hali böyle oldu. Şimdi 4 sayısını 100 yapmak için 25 ile çarpabilirim. Evet. Devam edelim. 25 çarpı 4 100. Şimdi paydayı 100 yapabildim. 25 çarpı 3 75. Ve ne yapıyorum? %75 olarak yazıyorum. Demek ki 18 bölü 24 kesri %75 demekmiş. Aşağıdaki kesrimiz de aynı şekilde. 45 sayısını 100 yapamam. 2 ile çarpsam olmaz. 3 ile çarpsam bir türlü 100'e ulaşamam. Ne yapmalıyım? Önce biraz küçülteyim. Ondan sonra e, genişletirim. Yani önce sadeleştireyim. Ne yapayım? 9'a böleyim. Niye 9'a bölüyorum? Çünkü 45'i 5 yapmak istiyorum. Üstteki sayıyı da 9'a bölebiliyorum çünkü. 5 yaparsam onu 5 sayısını 100'e 100 ulaştırabilirim. Evet çok konuşuyorum. Gevezeyim biraz. Farkındasınız. Kusura bakmayın. Devam ediyorum. 45 bölü 9 5 oldu. 27 bölü 9 3 oldu. Artık 5 yaptığıma göre şimdi 100'e ulaşabilirim. Ne yapacağım? 20 ile genişleteceğim. 20 çarpı 5 100. 20 çarpı 3 60. İşte kesrimiz %60 olarak gösterim yapabiliyoruz. Demek ki 20, 27 bölü 45 %60 oluyor. Son iki alıştırmamız 40'ı 100 yapamam. 2 ile çarpsam 3 ile çarpsam olmuyor. İlk önce bunu 4'e böleyim. Bunu da 4'e böleyim. Ha bölme yaparken aşağıdaki sayıyı bölüyoruz. Üstteki sayı da aynı rakama bölünüyor mu? Onu da kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi ben burada 40 bölü 5 veya 8 desem 36'yı 8'e bölemem. O zaman işler karışır. İki sayıya da bölmem lazım aynı rakama. 40 bölü 4 10 oldu. 36 bölü 4 9 oldu. 9 kere 4 36 çünkü. Şimdi bunu 100 yapmak için 10 ile genişletiyorum. 10 çarpı 10 100 oldu. 10 çarpı 9 90 oldu. Demek ki kesrimiz %90 paydayı 100 yaptıktan sonra işim kolay. Son alıştırmamız 75'i ilk önce 3'e böleyim. 25 yapayım. Evet 3'e böleyim. Burayı da 3'e böleyim. 75 bölü 3 25. 15 bölü 3 5. Şimdi 25'i 100 yapabilirim. 4 ile genişleteyim. 4 kere 25 100 oldu. 4 kere 5 20 oldu. Demek ki bu kesrimiz neymiş? %20 olarak gösterilebiliyormuş. Evet bir sonraki videomuzda yüzdelikler arasındaki sıralamalar, büyüklük küçüklük alıştırmalarını yapacağız. Daha sonra da problemler bölümüne en önemli bölüme geçeceğiz. Onu da başka bir videoda derste anlatacağız. Dersimizin sonunda sizlere her zamanki gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.